Altyapı kurulumlarını tamamladığımız için şimdi SharePoint kurulumuna geçebiliriz. Bunun için SharePoint CD'sini SharePoint makinemize eteç etmemiz lazım. ben de şurada var. SharePoint 2013'ün Service Pack 1'li olanı. Niçin Service Pack 1'li olanı? Çünkü Windows Server 2012 üzerine artı üzerine direkt SharePoint'i Service Pack 1'siz kuramıyoruz. Yani çeşitli yöntemler var ama zor oluyor. Source birlisi ise hemen kurulabiliyor. Çift tıklayıp CD'mizden açtık. Şimdi ilk başta e, ön koşul yazılımları var. Onları kuruyor olacağız. Onları kurulum ve konfigürasyonu yapıyor olacağız. CD'nin içerisinden çıkmıyor bunlar. İnternetten download edilmesi gerekiyor. E, şimdi konfigürasyon başladı. Biraz sonra downloadlar başlayacak. Birkaç restart sonrasında prerequisite'lerin kurulumu tamamlandı. E, finish diyoruz. Şimdi CD'mizi tekrardan açacağız. Ve SharePoint kurulumuna geçeceğiz. Install SharePoint Server diyeceğiz. Şimdi bizden product key'imizi istiyor. Burada biz enterprise Key e gireceğiz. Bütün işlemlerimizi gerçekleştirebilmek için kabul ediyoruz koşulları. Complete mi standalone mu? Biz complete kurulum yapacağız. blokasyonlarla ile da oynamayacağız ve install now diyoruz. Şimdi kurulum başladı. Tam bu aşamada artık bu kurulum tamamlandıktan sonra böyle bir ekranımız karşımıza çıkıyor. Run the SharePoint Configuration Wizard now diyor. Birden fazla makina kuracaksak diğer makinelerde kurulumlarımızı başlatabiliriz bu aşamada. Biz şimdi bunu tıklamayalım kaldıralım buradaki tıkı ve kapatalım. Aynı zamanda dil paketi kuracaksak da şu aşamada yine bu makine üzerine dil paketi kurabiliriz. Kapatıyorum. Şimdi neler kuruldu makinemize onlara bir bakalım. SharePoint Center Administration linki var. Management Shell geldi ve Product Configuration Wizard var. Demin o tiki kaldırmasaydık ve devam deseydik aslında yapılan işlem şu uygulamanın açılmasıydı. SharePoint 2013 Products and Configuration Wizard. Biz tıklayalım ve açalım. Next diyoruz bu bilgilendirme. Bütün servisleri durduracağım SharePoint ile ilgili diyor. Yani IIS'i durduracağım. SharePoint Administration servisini ve SharePoint Timer servisini durduracağım diyor. Tamam diyoruz. Biz şimdi yeni bir çiftlik kuracağız. Ee, create a new server farm diyeceğiz. Database sunucumuzun adı PortSQL nokta port ya nokta local database'imizin adını sharepoint config diye bırakıyorum username diyor bir database hesabı istiyor ee, onun için gidip ıı, domain kontrolü üzerinde şey yapalım ee, bir hesap açalım SharePoint için Microsoft SharePoint Content Access Account diyelim adına Microsoft SharePoint Content Access Account MSCA diyelim bunun adını da şifresinde gene klasik Password 1 veriyorum ne oluşturdum. Dönüyorum makinama. Şimdi buraya bu account bilgisini yazıyorum. Port diye. Ya. Slash msca şifresi de password 1. Ve next istiyorum. Passphrase istiyor benden. O passphrase'i de giriyorum. Yine buna da password 1 diyeceğim. Kolay yarışabilmek için center admin'e aklımda tutabilmek için port numarasını 1, 2, 4, diye çevireceğim. security bilgisi NTLM olarak kalsın. Her şeyimiz hazır. Next dediğim zaman database kurulumum başlayacak. Hem konfigürasyonlarım hem database kurulumlarım başlamış olacak. İşlemimiz başarıyla tamamlandı. finish dediğimiz zaman artık karşımıza center administration çıkacak ve Artık çiftliğimizi konfigür etmeye başlayacağız. Şuradaki e, query stringlerde de görüleceği üzere welcome string at farm configuration wizard welcome verilmiş. senaryo id admin config verilmiş. Bu bizi şey sağlayacak daha sonra göreceğimiz e, ilk başta hemen karşımıza wizard'ın çıkması ve wizard'la servislerin tanımlanması sayfasını hani karşımıza getirmeye yarıyor. Yani biz onu kullanmayacağız tabii. Çünkü biz tek tek servisleri kendimiz tanımlayacağız. Yani onu kullanacağımız yer de olacak ama şu aşamada kullanmayacağız. Bizden şifre istiyor. Verelim şifremizi. Evet tamam diyeceğim, geçeceğim. İşte Microsoft'a bir şeyler gönderelim mi diyor. Hayır dedim. Ne yapmak istiyorsunuz? Evet Wizard'la çalışacağım ya da hayır çalışmayacağım diye seçebiliriz. Biz çalışmayacağız Wizard'la. Biz her şeyi kendimiz konfigüre edeceğiz. O yüzden Cancel'a bastım. Bu da beni Central Administration sitesinin ana sayfasına yönlendirecek. Görüldüğü üzere. <laughs>